Değerli Gentlemanlar Kulübü, Albert Hellman karşınızda. Bugün JFR'nin Lunatic Pro'sunu Maduro inceleyeceğiz. Keyifli seyirler. Değerli Gentlemanlar Kulübü üyeleri, hepinize selamlar. Albert Hellman karşınızda. Albert Hellman karşınızda. Aslında tam ismi JFR Lunatic El Chiquito, yani küçücük anlamına geliyor. Çok güzel bir pro. Çok uzun bir şey içmek istemedim. Gördüğünüz gibi şimdi de akşam üzere, birazdan güneş batacak. Şu vakte yetişebilmek için inanın nasıl uğraştım bir bilseniz. Ama şükürler olsun, gün ışığında bu videoyu yapabiliyorum. El Chiquito 70 yüzük var. Dış yaprağı Meksiko'dan, iç yaprakları da Nikaragua'dan ve iç sarımı da Nikaragua'dan geliyor. Gayet güzel Maduro. Biraz ağır olduğunu duydum. Ben de bir ağır bir şey istiyorum. Bakalım. İnceleyelim. Önce 5 düğümüzle bakacağız. Önce bu kağıdını güzelce çıkaralım. Gerçekten çok hoş. 70'lik yüzük. Bayağı sıkı. Kağıdı falan çok güzel. Çatlak vesaire var mı? Kağıdı zaten %30'unu kaplıyor. Bir şey göremedim. Dinleyelim. Hiçbir çatırdı yok. Güzel. Gördük. Dinledik. Kopyalım. Hemen direkt bir işaret biber. Bol tütünler. Kahve. Zaten dış yaprağı deri kokuyor. Sizler de öğrendiniz zaten, bu kokuları aramayın. 5 duyudan gördük, dinledik, kokladık, dokunduk. Şimdi tadına bakalım. Ama nasıl keseceğimi bilemedim. Çok büyük bir, buna girecek kadar bir giyotin aldım. Bu vardı, kayboldu. Biliyorsunuz kayboluyorlar, kırılıyorlar. Ama diyorum ki şuna güzel bir punch iyi gider. Çünkü çok geniş olursa böyle çok nefese kalırım. En iyisi buna güzel bir punch yapayım. Görüyorsunuz bir delik açacağım. Zaten burada delik açmak için çok güzel bir yer var. Evet, punch için ideal. Hem daha uzun süreli içelim, hem de çok nefes çekmek zorunda kalmam. Bayağı sert olduğunu söylemek zorundayım. Ve tadına bakalım. Evet, kesimi yaprak sarımı böyle olmuş. Evet, yaprak sarımı şöyle olduğuna göre böyle içeceğiz. Kendini baştan belli eden bir pro. Kahve, çikolata. Ama böyle bitter bir çikolata ve biber, biraz baharatlar var, kesin belli ediyor. Gelin yakalım. Çakmakla mı yoksa çırayla mı yakacağız? Henüz karar veremedim. Rüzgar yokken bir çırayı deneyelim. Çok güzel yandı. Çırayı söndürmeyi unutmayın güzelce. Yoksa yangına sebep çıkarır. Oh be, dünya varmış gerçekten. Mükemmel. Çok ağır. Ama böyle bir şeye ihtiyacım vardı bugün. İlk birinci bölümünde tütün dışında biber tatları
böyle biraz ekşimsi baharatlar, köri gibi direkt. Direkt yansıyor. Bütün işlerimi bitirdim. Sakinim. Düd uyuyor. Oh, şükürler olsun. Yarın sabaha kadar kafamda bir şey yok. Evet, bayağı şık. Meyve tatları arıyorum ama meyve tatları bulamadım. Yani çikolata, deri ve kahve. Yarım puf. Gerçekten şahane. Şu anda keyfime diyecek yok. Biraz fazla hızlı içtiğimi fark ettim. Biraz çarpabilir ama ben durumları biliyorum, ölçüleri biliyorum. Onun için kendimi yavaşlattım. Bu puroyu aç karnınızla özellikle içmeyin. Hatta ağır, yağlı, böyle etli bir yemekten sonra, o zaman hazım için mükemmel işe yaradığını göreceksiniz. Kafa ütüleme. Bu haftaki kafa ütüleme bölümünde gelin güzel bir şeyden başlayalım. Güzel bir şeyden bahsedelim. Hatta yeni bir yön çizelim. Güzel şeylere doğru. Sanki bir yelkenlideymişiz gibi bir fırtınayı arkamıza bırakmış. Şimdi yumuşacık, sakin sulara doğru keyifli Meltem rüzgarı eşliğinde ilerliyormuşuz gibi düşünün. Bahsetmek istediğim konu pozitif düşünce. Pozitif düşünce benim hayatta hep uyguladığım bir noktadır. Zaten biliyorsunuz kanalımızda da hep pozitif şeylerden bahsetmeye çalışıyoruz. Ha, bazı eksik tuğlalar olabilir duvarda. O eksik tuğlaları nasıl düzeltiriz? Korkularımız, depresyon. Bunlardan hep bahsettik. Fakat bunlara bir pozitif yaklaşım yaptığımızı biliyorum. Ve sizler de onun için bu kanalı çok seviyorsunuz. Bir şaka olarak başlayan bu Pro ve Albert Hellman kanalı, Gentlemanlar Kulübü, gerçekten çok iyi yönde ilerliyor. Şunu gururla söylemek istiyorum ki, YouTube'da bunun gibi bir kanal yok. Yani devamlı değişik bilgiler veren, aynı istikrarda değişik şeyleri anlatan, değişik yaklaşımlara sunan, eğlenceli de var, üzücü de var, hayat hikayeleri de var, komediler de var. Ben varım. Böyle bir kanal yok. Özellikle bakıyorum, yani 150 videoyu falan geçtik sanırım. 150 video geride kalmış. Bakın neredeyse 2 sene oldu pandemiden. 2 senede yaklaşık 150 video yapmışım ve istikrarlı bir şekilde. Tamam, çok kişi izleme, tıklama rekorları kırmıyor. Ben de bunu istemiyorum zaten. Ben sizleri tanıyayım. Beraberce bir şeyler paylaşalım. Siz değerli centilmenler ve hanımefendiler, bana güzel yazılar yazıyorsunuz. Bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Benim de eksiklerim yok mu? Benim de eksiklerim var. Beni uyarıyorsunuz bazı şeylerde. Düzeltmeye çalışıyorum. Telafi etmeye çalışıyorum. Bir arkadaşlık ortamı vesaire. Bunların hepsi nasıl gelişti? Pozitif bir düşünce. Pozitif düşünce nedir? Polyannacılık oynamak değil. Polyannacılık oynamayı biliyorsunuz. Polyanna romanını hepimiz okumuşuzdur küçükken. Orada küçük bir kız, annesi onu terk ediyor. Şartlardan dolayı, savaş sonrası şartlardan dolayı başka bir ülkeye gidiyor çalışmaya. Ve kız yalnız başına bir ailenin yanına veriliyor. Aile ona kötü davranıyor. Fakat kızın yüzünden gülücük eksilmiyor. Eksilmiyor. O her zaman pozitif düşünmeye çalışıyor. Mesela romanda hatırladığım kadarıyla bir iftiraya mı uğruyor, zavallım yine bir şeyler oluyor, kötü bir şeyler oluyor ve ona akşam yemeği vermiyorlar ceza olarak. Ve diyorlar ki bu akşam süt ve kurabiye ile geçireceksin. Ama o yine mutlu, diyor ki ben sütle kurabiyeyi çok severim. Yani bu şekilde başlamamız lazım düşüncelere.
Yani bu şekildeki bir düşünce tarzı her zaman iyiydi. Evet, biraz kendimizi kandırıyoruz. Yemek yemedik vesaire ama ne yapalım? Yani bir yerde üzüleceğimize biraz kendimizi mutlu edelim. Bu koşulun bize ne öğrettiğini ve nereye doğru taşıdığını düşünelim. Bu hatamızı bir daha yapmamak için hazırlıklı olalım. Eğer daha önceden bilseydim ben o durumda ne yapardım da bu hataya düşmezdim diye düşünelim. Bir dahaki sefere aynı bir durum olduğu zaman deriz ki geçen sefer şu hatayı yapmıştım, şimdi şöyle yapayım diye düzeltiriz. Fakat buna polyannacılık oynamak diyoruz. Fakat polyannacılık oynamak kolay değil. Çok da kendimizi kandırmamamız lazım. Yani işte ne bileyim Covid oldu. İyi ki Covid oldu. Ne oldu? Ne diyebilirsiniz? Yani insanlar hijyene mi biraz daha özen göstermeye çalıştı? Efendime söyleyeyim, dünya bir şeyler öğrendi mi? Centilmenler kulübü mü ortaya çıktı? Bu tür küçük yararları tabii ki her şeyin vardır. Zararın bile olsa. Kendimizi fazla kandırmak istemiyoruz ama pozitif düşünceyle ilerlersek sakin bir şekilde her zaman bir şeye çözüm buluruz. Yarın puf. Bu 1,5 tur oldu. Biliyorsunuz çok ağır yandığı için yavaş yavaş içiyorum. İlk yakarken birdenbire hızlı yaktım. Sanki benim helmanlarmış gibi, leblebi gibi. Biraz çarpmaya doğru yöneldim, durdum. Helmanlarda biliyorsunuz daha bir sıklık el yapımı olduğu için bir makine gibi sıkıştırmıyor amca. Böyle eziyor. Olduğu kadarıyla. Onun için hava alırken daha rahat içimi var. Böyle çekip de bütün ağzınızı dişlerinizi acıtacağınıza daha yumuşak olması benim hoşuma gidiyor. Neyse zaten sizler de beğeniyorsunuz biliyorum. Öyleyse yak bir helma. Pozitif düşünce neler yapabiliriz? Yani hepimizin hayatında o kadar çok olumsuzluklar var ki mikro en düşük düzeyde ve makro en büyük düzeyde. Dünyanın problemleri, ülkenin problemleri, ailenin problemleri yetmezmiş gibi bir de sizin kendi problemleriniz var. Ne bileyim dişiniz ağrır, ders çalışmanız lazım, bir raporu yetiştirmeniz lazım, mali durumlar vesaire vesaire. Fakat pozitif düşünmemiz lazım. Yani bütün bunları puro yakıp veya puro yakmanıza da gerek yok. Böyle bir sakinlik bulun kendinize. Düşünün. Neden böyle oldu? Niye böyle oldu? Bir dahaki sefere bunu yapmamak lazım veya bir dahaki sefere bu duruma düşmemek için ne yapmak lazım? Bunları düşünün. Aynı zamanda bakın centilmenler kurallarından bir tanesi küfür etmemek. Çünkü küfür kötü söz. Kötü söz, dedikodu, başkalarının hakkında kötü konuşmak vesaire. Birilerine kötülük dilemek. Bunlar hepsi size geri döner. Siz insanlara iyilik dileyin ki o iyilik size gelsin. Adamın biri trafikte size önünüze mi atladı? Hani bizde vardır ya Allah iyiliğini versin. Bakın bizde var. Türk kültürümüzde var. Türk kültürümüzde bu var. Kızdığınız zaman boş boşuna küfür etmeyin. Allah iyiliğini versin. Deyin. O iyilik size gelecektir. Yani tutup da adam trafikte önünüze atladı diye ne yapacaksınız? Adamı bulup gebertecek misiniz? Hayır. Bırakın. Siz kurtuldunuz ya. Belki de on atlaması sizin hızınızı kesmeniz, ileride sizin kaza yapacaktınız belki. Belki onu engelledi. Değil mi? Bazı videolar var. Adamın biri birini itiyor. Ne itiyorsun be falan diyor. Halbuki buradan saksı düşüyor. Adam itmeseydi, onu acıtmasaydı
O saksı kafasına düşecekti. Gidecekti. Evet. Bundan sonra artık ağzımızdan kötü söz çıkmasın. Kötü söz çıkmayınca kötü düşünce de olmayacak. Kötü düşünce olmayınca inanın ruhunuzu çok çok daha rahat, güler yüzlü, mutlu hissedeceksiniz. Problemler her zaman var. Problemleri engelleyemiyorsunuz. Fakat onlarla karşı karşıya geldiğinizde ne yapacağınızı bilmeniz lazım. Önce sakin düşünce. Bir şey falan diye saldırırsanız onun hakkında düşünce belirtemezsiniz. Çünkü öfkeniz beyninizdeki düşünme mekanizmasını blokluyor gibi düşünün. Bir şey mi oldu? Adam trafikte önünüze mi atladı? Sakin, derin nefes. Allah iyiliğini versin, git. Sonra kendinizi kontrol edin. Nabzınızı, nefes alışlarınızı düzenleyin. Boş boşuna sinirlenmeyin. O araba gitsin. Bırakın gitsin. Ne istiyorsa yapsın. Belki de ne bileyim. Şimdi adam hastaneye yetişiyor demek istemiyorum ama belki de adam, affedersiniz, midesi bozuldu. Acilen tuvalete gitmek istiyordur belki. Öyle gerekiyordur. Onun için o karın ağrısıyla belki adam kontrolünü kaybetti. Kendi kontrolünü kaybetti. Onun için her şeyde her zaman kızmamak lazım. Kızmayın, sakin olun. Kendi paçanızı o durumdan kurtarın. Kenara çekin. Bir düşünce için sakinleşin. Fiziksel reaksiyonlarınızı, nefes alışınızı, kalp ritminizi düzenleyin. Sonra ne yapacağınıza karar verin. İnanın bu alıştırmaları yaptıktan sonra birkaç zaman sonra bunlar artık refleks gibi oluyor. Tamam mı? Daha sonra pozitif düşünmeye devam edin. Mesela ben İstanbul metrosunda giderken hep şöyle tabelalar görüyorum. Bunu yapma. Merdivenlerden koşma. Şuradan atlama. Tamam, çok güzel. Fakat bu yazılar, düşünsenize her gün en az iki defa işe giderken metroya biniyorsunuz. Devamlı bu yazılarla karşılaşıyorsunuz. İçinize böyle bir negativite geliyor. Ben metronun yöneticilerinden olsam, koşma, atlama, emir tipi dediğimiz Türkçe'de bunlarla yazacağıma tabelaları lütfen yavaş yürüyünüz. Lütfen yayalara saygı gösteriniz. Böyle pozitif, güler yüzlü insanların, hadi gülmek değil de böyle panik suratı değil, böyle sakin yüzlü insanların tabelalarını koyardım. Yarın puf. Örneğin uçağa bindiğinizde ilk yardım talimatları koltuğunuzun önünde, değil mi? Orada uçağın mecburi iniş sırasında insanların ne yaptıklarını gösteren şekiller var. O şekillerde insan yüzleri böyle bağırışmalar görüyor musunuz? Hayır. Orada insanlar sakin. Günümüzde de bu işlerin videosu var artık. Orada da hostesler sakin, güler yüzlü ve insanı rahatlatıcı yüz ifadeleri kullanırlar. Eğitimlerinde de bunu yapmayı öğrenirler. İş yerinizde de uyulması gereken kurallar var, kanunlar var. Belli izlemeniz gereken adımlar var. Bu adımları sakin sakin takip edin. Hiçbir zaman eyvah bir sonraki adım ne olacak, onu nasıl yetiştireceğiz diye düşünmeyin. Kendinize baştan bir plan yapın. Belli zaman dilimleri ayırın. Ve o zaman diliminde sadece o işe odaklanın. Tek işi yapın. İki elinizle bir şeyleri yapmaya çalışmayın. Bu her zaman hataya yol açar. Yani evet, çok marifetliyim. Bilgisayara muhasebe bilmem nesinin numaralarını girerken telefonda konuşuyorum. O kesin hataya yönelecektir. Bir de değil, iki de değil, üçüncü de, dördüncü de, beşinci de.
muhakkak ki bir yerde ya telefonda yanlış bir şey söyleyeceksiniz ya yanlış bir tuşa basacaksınız. Bunlar tabii günümüzün artık istenen şartları. Fakat dünyada artık gelişmiş ülkelerde insanlar bunu yapmıyor. Kendinizi pozitif ortamlarda tutun. Kendinize vakit ayırın. Unutmayın, Allah size bir yaşam bahşetti. Bu yaşamı sadece çalışın, sadece sinirlenin, sadece öfkelenin diye vermedi. Onlar da olacaktır. Onları minimuma indirmemiz şart. Bakın dünya ne kadar güzel. Bulutlar, ağaçlar, çiçekler, hayvanlar, böcekler. O kadar güzel ki ve beni o kadar rahatlatıyor ki. Allah'tan düd var. Onunla beraber doğaya çıkıyoruz. Ben de rahatlıyorum. İlla köpeğiniz olması şart değil. Yani bir yere mi gideceksiniz? Bakın İstanbul mesela. Karşıya mı geçeceksiniz? Trafiğe gireceğinize atlayın vapura, vapurla gidin. O gün işte çok yoğun bir gün mü geçirdiniz? Hemen direkt eve gidip yatayım, uyuyayım demeyin. Çünkü o negatif enerji size inanın uykunuzu bile güzel alamayacaksınız. Onun yerine iş sonrası, dünyanın her yerinde öyle. İnsanlar parklara gidiyorlar, bir temiz hava alıyorlar. 5-10 dakika yürüyorlar. Alışveriş merkezleri falan çok kalabalık, çok stresli. Oraya ben hiç gitmemeye çalışıyorum. Ancak bir şey satın alacaksam onun dükkanına gidiyorum. Alacağımı alıyorum. Şöyle bir bakınıyorum. Yarım saatten fazla durmuyorum. Alışveriş merkezleri gezme yeri değil. Onun yerine doğaya, ağaçların olduğu yere, açık havaya, temiz havaya çıkmaya çalışın. Belki de otobüsle giderken bir durak, iki durak önce inin. Evinize 5 dakika yürüyün. Bakın o sizi nasıl rahatlatacak. Bunun gibi akıl edebileceğiniz daha binlerce yol var sizi rahatlatmak için. Stresi bir insan kendi kendine yapar. Başkası size sabaha kadar stres yüklemeye çalışsın. Eğer siz o stresi kabullenmiyorsanız kimse size stresi yükleyemez. Basamakları üçer üçer çıkmanız için kimse sizi zorlayamaz. Onu yapacak olan sizsiniz. Üçer üçer çıkarsınız, 3 saniye 5 saniye kazanırsınız. Ama Allah muhafaza kendinizi korumanız lazım daha sonraki vakit kayıpları için. Tabii ki pozitif düşünce için yazılmış bir sürü hem de kitap var. Benden çok çok daha iyi analiz eden bilim adamları, psikologlar çok çok daha ayrıntılı bilgiler size sunabilirler. Bunları uygulayın. Göreceksiniz ki bu bir yaşam stili haline gelecek. Ben ki çok stresli ve çok negatif ortamlardan geçmiş birisi olarak yaşlarım ilerledi ama artık pozitif düşüncenin hayatımda yer ettiğine inanıyorum. Ve böyle kalmasını istiyorum. Belki sizlere de biraz pozitivite aktarabilirsem ne mutlu bana. Vallahi akşam oldu ama hala devam ediyoruz. Bakın da kağıdına bile gelmedik. 1/3 kısmı yeni bitti. Bundan sonrasını artık düdü sokağa çıkarırken içeceğim herhalde. Devam. Ama tatlar devam ediyor. Aynı kalitede. Biraz şekerimsi bir tat ortaya çıktı sanırım. Biraz daha tatlandı mı diye düşünüyorum. Gerçekten çok keyifli. Hava çok soğudu. Bugün 12 derece. Bayağı güzel bir vakit geçirdim. Kağıdını çıkartıyorum. Evet, promuzun artık son bölümüne geldik. Bayağı sert. Yani 2,5 saattir içiyorum bunu. Bakın düdle beraber dolaşıyoruz. Daha bitmedi ama
Eve varınca 5 dakika sonra artık bitireceğim. Unutmadan Azerbaycan'da Maşda kentine çok selam söylüyorum. Hepinize çok selamlar. Dünyanın her yerinden beni izliyorsunuz biliyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Ayrılmadan önce sizi çok güzel bir müzik ziyafetiyle baş başa bırakıyorum. Keyifli seyirler. Bay bay. Sevgili Centilmenler Kulübü. Merhaba, ben Sabri Poyraz. Bugün sizlere kendi bestelemiş olduğum bir parçayı seslendireceğim. İyi dinlemeler. Kaldım işte yine kendimle, yüzleştim bugün derdimle. Düştüm işte yine aynı yere, en karanlık gecelerde. Gecelerde sarhoş oldum, kimle ben, biz kimle? Gecelerde sarhoş oldum, kimle ben, biz kimle? Çantalar hazırlanır, gidilir yine şehirden. Terk edilen şehir değil, hayallerinde. Aşkı kaybedip başka yerde aramak nasıl olur da çare değil de. Çantalar hazırlanır, gidilir yine şehirden. Terk edilen şehir değil, hayallerinde. Aşkı kaybedip başka yerde aramak nasıl olur da çare değil de. Çare değil de. Kulübü hakkında konuşma. Centilmenler Kulübü tişörtümüz muhtelif mağazalarında halen satılmaktadır. Bir öğrenciye destek oluyorsunuz. Teşekkür ederiz.